Sayın OH izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Berat Hocam'la beraber Bodrumspor Galatasaray maçını değerlendireceğiz, muhabbetimizi edeceğiz. Hocam nasılsın? İyiyim hocam, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Galatasaray maçından önce 6-2'lik bir Fenerbahçe maçı vardı. Evet. Sonrasında Galatasaray'ın 1-0'lık kazandığı bir Bodrum maçı var. Ne haber, nasılsın muhabbetini geçerek pası sana atıyorum. Galatasaray'ı bir değerlendir hocam. İlk başta benim şaşkınlığım Okan Buruk hocamızın Nelson'u tamamen kesip bir genç kardeşimize güvenip Ethem Baltıcı'yla başlaması. İyi midir? Yani iyidir ama Nelson'dan bu kadar çabuk hani ne oldu da vazgeçildi. Yani normal oranın adamı Nelson'dur. Geçen seneye baktığın zaman ilk 11 oyuncusu. Şampiyon olduğumuz baktığımız zaman kritik oyunculardan. Orada bir şeyler var. Hocam Danimarkalılara karşı biraz cephe almış gibi sanki. Veya form tutmalarını mı bekliyor? Bunlar biraz genç form tutuyor ya. Hani Açıklamasını yaptı onlarla alakalı. ne demek? Nelson genelde ikinci yarının ortasında form tutar. En top dönemi o zaman olur dedi. Tamam yani onu söylemek istemiş. Evet. İkinci yarının ortası sezon bitiyor demek zaten. Zaten hocam hani Nelson 10 maç oynasa da yani bilemiyorum. Bu açıklama da kötü bir açıklama. zaten. Transfer baktığın zaman. Satmak istediğin bir oyuncuyu satamazsın bu açıklamayla. Zaten Nelson'un da artık pek gideceğini düşünmüyorum. Evet. Alacaklarını da düşünmüyorum Nelson. Hani böyle 7-8 milyona bir yere giderse hani aldığımız parayı göndeririz. Onun haricinde iyi bir Bodrumspor vardı. Sol kanattaki genç kardeş o da çıkmasa Galatasaray bence 1-0'da bulamayabilirdi o zamana kadar. Onun haricinde kötü ama kötü bir Galatasaray vardı. Tabii yok işte şimdi diyecekler ki işte çimen, hava durumu, Evet. çok rüzgar vardı. Ben beğenmedim. Atabilir miydi daha çok? Atmayı tercih etmedi Galatasaray oyuncuları. Evet. Son dakika bir direkten döndü. O gol olsaydı sonra uğraşırdık. Fener'in de tam bir 6-2 Evet. gazıyla. Daha Talişka gelecek muhabbetleri falan başladı zaten. Yani memnun değilim zaten. Ses halimden de belli, enerjimden de belli. Boş bir 90 dakika seyrettik. Ama kazandık. 3 puan. Allah bereket versin. Ben de şöyle ilk Bodrumspor'la başlayayım. Hocam Bodrumspor'u tebrik etti. Ben de tebrik edeyim. Yani 11-11 oynanırken de 11-10 oynanırken de yani eksik kalmayan yani eksik olduğunu hissettirmeyen bir Bodrumspor vardı. Yani Volkan Demirel ile alakalı ben şunu söyleyeyim şimdi yeni nesil hocaların başında geliyor Volkan Demirel. Ve diğer Türk antrenörlerden ayıran en önemli özelliği bence bir Anadolu takımını büyük takımlara karşı nasıl oynatması gerektiğini çok iyi bilen bir hoca. Baktığımızda Galatasaray bugün belki 4-5 yapabilirdi ama Bodrumspor yani Anadolu bir Anadolu kulübünün büyük takıma karşı nasıl oynaması gerektiğini 10 kişiyken bile bir pozisyon bulan, direkten dönen şansları bulan Bodrumspor vardı. Ben Volkan Demirel'i tebrik ediyorum. Gayet iyi hazırlanmış. Yani bir Anadolu takımı büyük takıma karşı duran topları iyi kullanmalıdır. Taçlarda uzun taç atmalıdır. Veya nasıl diyeyim doğru zamanlarda, doğru anlarda zamanı oynamalıdır. Bunları gayet iyi şekilde yaptı yani. Çünkü baktığımızda Türkiye Ligi'nin en az bütçeli takımlarından biri Bodrum. Düşme hattında olan bir takım, yüksek ihtimal düşecek takımlardan biri. Ben Volkan Demirel'i ve Bodrumspor'u tebrik ediyorum. Galatasaray'a geldiğimizde hocam beğenmediğini düşünüyor. Ben de beğenmedim. Yani her milli aradan sonra Galatasaray'ın 1-0'lar ya da tek gol farklı galibiyetlerini yine yaşadık. Galatasaray milli aradan sonra böyle başlar sonrasında vitesi arttırıyor. Bu maçta ben de çok beğenmedim Galatasaray'ı. Üretkenlik anlamında sıkıntılar vardı. Şimdi çimdir, hava durumudur bunlar konuşulacak bahaneler değil. Ama yani bir pas atıyorsun hocam, pas zar zor gidiyor adama. Yani zeminden mi kaynaklı, havadan mı bilmiyorum ama zar Veya zor pas giden bir... kalitesinden de kaynaklı O da olabilir yani zar zor giden paslar hani... Biraz da böyle 10 kişi kalınca rehavete giren de bir Galatasaray vardı. Biz zaten alırız. Lay lay lomu vardı. Yani Osimhen'e de buradan şunu söyleyeyim. Hani Victor Osimhen. İngilizce konuşsam mı ya? Osimhen'e de şunu söyleyeyim. Baba her zaman her golcü bencil olmaz. Katılıyoruz. Taraftar olarak senin bencil bir forvet olmadığının da farkındayız. Bunu söyleyelim. Ama hani karşı karşıyasın. Orta sahadan topu taşımışsın. Hani hak etmişsin o topa vurmayı. Golü atmayı hak etmişsin. Hani çok doğru bir hareket yaptı bence kanka. ona da katılıyorum. Doğru pas vermesi de Yani doğrudur. Ziyech'in bomboş. kaçırmasını yani kimse beklemiyor. Arkada herkes kolları kaldırmış ama hani o kadar sürmüşsün, getirmişsin, biri pas vermişsin.
Hani olmamış. İkinciye at. Hani gelmiş pozisyon sonra hak etmişsin. Ama yani şey bir oyuncu olmadığı çok belli Osimhen'in. Sadece ben atayım. Hani bu takımda kahraman olayım, gol kralı olayım. Düşüncesinin olmadığı çok belli. Ama artık hani biraz da golcüde biraz da bencillik olur. Ben atayımı kovalar. Osimhen'den de bu maç yani hat-trick yapabilir miydi? Belki yapabilirdi. O şansları da buldu ama fırsatları kaçırdı. Galatasaray'la alakalı benim de diyeceklerim bunlar. Sıkıcı bir maç. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sıkıcı bir maç. Konuşacağımız hani çok fazla konudur, detaydır yok. 1-0'lık bir galibiyet. Kimsenin beklemediği skorlardan biri. Ben bekliyordum. 1-0 mı diyorsun? Ama bugünden önce beklemiyordum. Hı-hı. Yani bana bunu cuma sorsan beklemezdim. Hı-hı. Ama bugün maç saatinde bekliyordum. Çünkü Rize maçı üst oldu. Evet. Gaziantep maçı üst oldu. Fener maçı üst oldu. Bu da üst olmayacağı barizdi. Ben dedim ki 2-0 biter. Ama 1-0 bitti. Hı-hı. Bir de hani Galatasaray'ın zorlamasıyla 1-0 bitti. Zorladı Galatasaray, evet. 1-0 bitsin diye. Yoksa bitmezdi yine. Bu durumda 1-0 onlar kabul yani. Bir tane atarsan 1-1 olur. Halindeydi. Maç hakkında çok da bir şey olacağını düşünmüyorum. Hocam şunu söyleyebilir misin? Yine bir Davinson'suz, bir zorlandığımız bir maç. Bütün oyuncular stabil. Hani kim iyi desen kimseye iyi demem. Mertens yine kafaya indirdi. Batshuayi da güzel bitirdi. Gol oldu. Ciddiyetsizlik mi desem? Bence ciddiyetsizlik de değil. Atasa atsa atarlardı. Atmadılar. Başkan. Atmadılar. Hani biz çok yemeyiz gibi söyleyelim bunu. Normalde atılırdı hocam onlar. Daha çok şimdi, üst olurdu o maç. Olurdu üç, ama. 3.5 üstünde bile zorlardı. Nedense bir ya da pas vermeler. Ziyeh bir anda dağa taşa vurmalar. Osimhen iki tane karşı karşıya yan pas. Evet. Ziyeh zaten onu boş kaçırdı. Yunus Kayık yani vursa vurur, evet, vurmuyor. Bir tane daha falan çekiyor. Salah'ı en kötü maçıydı bence. Evet. Çok yani saçma sol bek oynadı ama hocam. Çok saçma yani hareketler yaptı. İyi. Kaç dakika çıktı hocam? Yani şuna geleceğim. Şimdi ben Ziya onu kaçırdığında hocam. Aha. Maçın 2.5 üstü olmayacağını anladım. Gökdeniz'in direğinden sonra da şampiyon olacağımızı anladım. Hadi ya, ne diyorsun ya? Orada bir his geldi. İlahi güç. Rabbim yine sarı kırmızı renklere yardım eden dokunuşlar. Hani hocam başka bir büyük takım o şutu yeseydi içeriden, iç direkten ağlara giderdi ama bir Karagümrük maçında da bu olmuştu hocam. Ön direkte biri arkaya çevirmişti. Top kaleye giderken bir anda böyle bir falsolu. İlahi güçler bu maçta Bodrum'a karşı 3 puanı almamızı sağladı diyelim. Fatih Hocam da maça gelmiş. Evet. Galatasaray'ı özlenmez mi demiş. Yani. Peki hocam şeyi yakaladın mı? Fatih Hocam'ın biraz magazine girelim. İşte hocam iyi akşamlar. İşte Beyaz TV bilmem ne bilmem ne. Hocanın orada bir sert bir suratı vardı. Beyaz TV duydu hani ama. Yok Beyaz TV'den değil. Hani nereden çıktı bu lavuk? Tamam der. Sonrasında hocaya bir Galatasaray'ı özlediniz mi deyince hocamın suratta bir pamuklaşma. Hemen bir yumuş ama. Bir orada bir pamuk şeker Adana oldu. Adana Spor'u alacak diyorlar. Adana Spor'u mu? Fatih Hoca için. Yani biz buradan şey yapmayalım şimdi. Ama öyle duydum. Adana Yerel Gazetesi bizim hocam. Yani öyle bir duyum ne ya? Hayır, böyle bir yani varsa patlatmayalım haberi. Onun için dedim. Fatih Hoca artık seviyor bu işleri. Evet. Bir de Bodrum'da şimdi orada yaşıyor ya. Hı-hı. Bodrum'a gelen giden oluyor. Orada bir hemen kendini gösteriyor. Evet. Bir de takım alırsa renk katar yani. Ya hocamdan artık bir antrenörlük. Bence geç olmaz artık ya. Hani geç olmaz demeyelim diyorsun, de. Olmaz diyorsun hocam bir anda. Şöyle Galatasaray Fatih Hoca'ya gitmez bence, hı-hı, artık. Yoksa yapar. Evet. Ama Okan Hoca'nın göndermesinde ben Fatih Hoca'ya gidileceğini ancak şu şekilde düşünüyorum. Taraftar baskısıyla gidiyor. Tabii gidiyorum. Tabii her zaman. Ne olur bir seçim zamanına denk gelir. Aha. Okan Buruk ayrılışı. Evet. X bir adam der ki ben Fatih Hoca'yla çalışmayı düşünüyorum. Seçim şeyi olarak. Aynen. Hı-hı. Fatih Hoca isterse, kabul ederse, evet, son imzam demişti. Hı-hı. Ama ben düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Aynen. Hocam ben de Fatih Terim'den bir Bodrum Spor'u almasını. Hani böyle o bir da olabilir. Bodrum Futbol Kulübü'nü alıp. Orada hani zaten ama hocam Bodrum'un kaymakamı gibi hocam. Adana'lı. Orada istediği gibi Bodrum'un her yerinde kaymakam gibi. Orayı da bir kulüple şey yapıp hani daha güzel olabilir. Ne hocam şimdi hocam? Hoca 65 yaşında. Ne 65 gibi hocam? 72 falan tamam oldu hocam. Geçen de aynı orta yaşamış. Aha. Çok genç duruyor bu arada onun için. 72 yaşında. Bu işlerle uğraşmak isteyemeyebilir yani, anladın mı? Çünkü kulüp almak da Türkiye'de sıkıntılı iş. Evet. Alacak da bunun şimdi bir sponsorlar.
İşte Takımını kur. takımını kur. Ya yani takımı fix zaten. Taylan Alentaylı, Ömer Bayram, Evet. Olcan Çağlayan. Olcay Çağlayan. Başka kimi alır? Hocam kimi alır? Alparslan Öztürk'ü alır. Alparslan almaz. Almaz mı? Almaz. Kimi alabilir? Ya bulur. Hı. Ona adam fedai çok ama Bulur. ben olsam, şimdi ben 72 yaşında olsam almam. Hı. Ama Ne ya futbolla uğraşacağım? yaşıyorsan? Ya Ya futbolsuz yaş. yapamıyorsan? İzliyor bütün maçları Ya zaten adam. izleme, biz de izliyoruz hocam. Adam şimdi kulüpse, şimdi Uğraşmak istiyorsa bir şeyle bir tane gitsin Bodrum'da bir restoran açsın hocam. ya bence Fatih Terim yakın bir zamanda kendini bir şekilde gösterecek. Ben Belki de bu dava sürecinin yakın bir bitmesini zamanda milli bekliyormuş. takım başında olarak düşünüyorum. Çünkü milli takımın başında hoca boca olmayan Vincenzo Montella adında cesaret yoksunu bir hoca var. Onun yerine büyük ihtimalle yine yangınlarla, bin bir ittirme kaktırmayla Fatih Terim ismi atılabilir. Ben de başka bir böyle kulüp takımı çalıştıracağını çok sanmıyorum. Çalıştırırsa milli takım çalıştırır. Hocam var mı daha böyle maçta söyleyeceğin şeyler? Biraz sıkalım, biraz daha şu videoyu biraz daha sıkalım hocam. Daha video tam çıkmadı. Önümüzde şimdi AZ Alkmaar maçı var. Aha. Hafta içi. Zor bir maç. Galatasaray'ın kazanması gereken maç. Hı. UEFA değer üst sıralarda bitirmek istiyorsa kazanması gerekiyor. Bu tempoda olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe de AZ Alkmaar'la oynadı. Fena bir takım değil. Eksikleri çok fazla eksiği var ama bu milli aradan birkaç tanesi döndü diye biliyorum. Yanlış olmasın. Biraz da bence onun Galatasaray'da şeyi vardı. Ne denir ona? Hani o maçı Hı. düşünüyorlardı. AZ Alkmaar maçı AZ güzel Alkmaar. olur. 2,5 üstte yakın bir maç olur. Kaç kaç biter? Skor alayım hocam. Hemen. Skor. AZ Alkmaar kaç kaç biter? Siz de yorumlarda Tamam yazın. Kaç kaç biter? söylemiştik. Cevap zor maç olur. Hı. 2-1. Biz yeriz. İlk golü biz Hı yeriz. hı. Sonra çeviririz. İlk golü yeriz. AZ Alkmaar tabii eksiklerine de bağlı. İlk golü yeriz. Ondan sonra 2-1 kazanırız gibi bir his var içimde. Veya ya 1-1 ya 2-1. Zor, kolay Diyorsun. maç olmaz bence. Hollanda Ligi yani biraz yumuşak olabilir ama yani Hocam öyle tempoda böyle. biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü çok koşan bir takım. Hı. Ama ben de bir gol farkla yeneceğimizi düşünüyorum. Hı. 2-1 olabilir. 3-2 olabilir. Böyle bol gollü bir 3-2 olabilir. Benim de tahminim hani hocam da neredeyse 6-1. Şimdi biz öyle dedik. 1-0. 1-0-0-0 gibi bir şey. Galatasaray şu an her Avrupa maçında gol yedi. 7 evet. Bu maçta da elbet yer. AZ Alkmaar kendi evinde yani Avrupa'da en azından Fenerbahçe'ye gol buldu. Bize de gol bulacağını düşünüyorum. Evet. Ama o Fenerbahçe bayağı 10-19'larla falan oynadı. Evet. Yani Az takımını çıkartır bize karşı. hı. Elbet yeriz. Ben Tabii. 3-2 diyorum. Hocam 2-1 diyor. Siz de yorumlarda belirtin. Hocam var mı ekleyeceğin? Ajax'a değindik. Evet, Galatasaray AZ Alkmaar'a AZ değindik. Alkmaar. Ajax bize andı. AZ Alkmaar'a değindik. Ajax'ta da oynayacağız. Oynayacağız o Son sonda. maç. Formalite olacak gibi duruyor Ya, inşallah. şimdi akşam eve gidince bakacağım. Futbol yorumcular ne konuşuyor bu Hı maçla hı. alakalı. Pek konuşulacak bir şey yok çünkü. Evet. 10 dakikada burada ne Şunu da konuşuyor? söyleyeyim hocam. Yani futbol yorumcularıyla alakalı. Ya da sen şunu söyle ben sonu bağlayayım. Sen devam ediyorsun. Ben İşte ne söyleyeyim? futbol yorumcuları da değil. Ne konuşmuş, ne demiş bu maçla alakalı. Söylemiyorum hocam. Şimdi insanlar biz burada 20 dakika konuşacağız. Gizli adamlar 3 saat konuşmak zorunda hocam. Sen şimdi Aynen bu maçı doğru. 3 saat konuşsan neyi konuşacağım mesela? Büyük ihtimal pozisyon değerlendirecekler. Hı. Ya pozisyon değerlendiremeyenler. Hani özet alamayanlar. Batuhan benim rüyama girdi bu arada Batuhan Karadeniz. Eyvah öyle dersen edit yaparlar sonra. mevzu oluyor. Ondan sonra diyorlar ki Batuhan Karadeniz gelecek şimdi seni haşet edecek falan. Ben de oturuyorum. Ondan sonra Batuhan Karadeniz geliyor. Haşet ediyormuş. Beni görüyor tabii. Size'lı kalıplı. Ben de içimden diyor hani kaçıyorum ben bunu yer miyim falan Aha. filan böyle yapıyor. Ben de diyorum ki yani kavga imaresi yok. Aha. Hani bir şey yok. İçimden ben de rüyada düşünüyorum. Beni gördü korktu tabii yemedi falan. Evet. Aa kardeşim daha gençsin bir şey olmaz olur böyle şeyler Aha. dedi. Konuyu kapattı ha. İsterse kapatmasın. Bu mu rüyan hocam? Sıkıntı yok. Rüyanın öncesi de vardı Aha. orayı Hocamın Batu Akdeniz bir rüyasını da dinledim. Ben şimdi özetle şunu söyleyeyim. Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? yok. Özetle şunu söyleyeyim. Ben burada büyük takımlarla alakalı hep şunu söylüyorum. Kötü oynasa daha iyi. Büyük takımlar böyle maçları kazanması gerekiyor şampiyonluk yolunda. Galatasaray'da bu kadar kötü oynadığı bir maçı kazanarak iyi bir 3 puan almıştır. Daha çok gol bulabilir miydi? Bulabilirdi. Ama 1-0 olsun. Bazı maçların 1-0 bitmesi Aha. lazımdır. Bitti bu maçta. Öyle oldu yani. Videonun başında konuştuğumuz konulardan kaynaklı. Kapatıyorum. Yeter artık hocam ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.